Fotoğraf çekilen de tutayım şimdi ben öyle. Develerle. Kaç liya? 5 liya. Ne, su mu? Süt. Süt. Anneme ben de alayım. Abi süt içe değilim ama içeceğim. Ve de süt ver. Ya bir deneyelim ona şöyle. Yok, bir tane. Güzel bir şey yok. Normal. Normal da 10 tane. Şekerli gibi sadece böyle. Yani şeker, az şeker atılmış gibi. 10 tane 80 milyon. Gece hiç uyuyamadım. 2'de otobüse bindik. Tavuk'a gittik Kabe'ye. Oradan geldik. Tekrar. Şimdi Hudeybiye Umresi yapmaya. Hiç uyuyamadım. Dün de uyuyamadım. 2 gündür uykusuzum. Başım çok ağrıyor. Çok sıcak, otobüse çıktım, başım çok ağrıyor, midem de bulanıyor, koku zaten çok kötü kokuyor. Şu adam inekten biraz önce sağdı. İnekten demiş. Süt dolduran adam mı? Yanına bir adam daha geldi. Hemen inekten, deveden sağdılar. Böyle bir şey oldukça, gidiyor, sağıyor. Hemen satıyor. Ne pişiriyor? Böyle Türkiye'de inek sütü pişer falan ya. Pişmeden direkt adam böyle getiriyor, sağdığını şişelere koyuyor. İnsanlar da içiyor. İçilebiliyor demek ki pişmeden. Türkiye'ye gitmek istiyorlardım. Deve, Kasva adlı deve burada çöktü. Bir adım öteye gitmedi. Ne kadar zorladılarsa da yine hareket etmedim. Daha sonra daha çok zorlamaya karşı hayvan boynunu uzattı. Beni kesin, ben yine gidemem. Allah'ın emri var dercesine ne yapmıştır? Burada kalmıştır. Ve Peygamber Efendimiz'e o hayvanın o duruşunu anladıktan sonra daha da üstlenememişlerdir. O mucizelerin, o güzelliklerin, o bi'atul rıdvanın radiyallahu anil müminine iz yübeyyûneke tahta şecerete fe'alime mâ fî gulibihim ayeti kerimesinin nazil olduğu yerdir burası inşallah. Boşa düştük. Safa'ya geldiğimiz zaman hemen buraya geldiğimizde reddimadığında Bismillahirrahmanirrahim başladı. Öbür tarafa vardığımızda yani nereye vardığımızda yine Beytullah'a bir tekrar oradan bir. Gittik bir, geldik iki, gittik üç, geldik dört. Yine tamamladığımızda Merve'de gideceğiz.
yaşlı herkesine gelen vermiştir. Bu şekilde yapılan ibadete nedir? Onun nedir? Rabbim kabul edilsin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni. Allahümme inni. Uridul umrete. Uridul umrete. Es-saniye. Es-saniye. Günlerden 20 Nisan Cumartesi saat 3'ü geçiyor ve Sevdağ'a çıkıyoruz. Hava çok karanlık, o yüzden çıkmıyor. Da çıkmıyor. Şurada tam çektiğim hizada Sevda var ama gözükmüyor. Işık buldum. Böyle bir yer yapmışlar dağın ortasına bir yere. Ortası mı bilmiyorum, daha başındayız gerçi de. Çok zor çıkması. Aşırı zor. Yaşlılar nasıl çıkıyor anlam veremediğim bir dağ. Biraz çıktım ve tükendim, yani kalbim çok hızlı atıyor. Aşırı zor çıkması, kayalık, hem toprak kayıyor. Ve direkt aşağısı uçuyorum. Şurada ben varım da ön kameranın flaşı olmadığı için gözükmüyorum. Arkamda Mekke. Sev Dağı'na çıkıyoruz. Ve az kaldı çıkmamızda ama bittim, tükendim ve dinlene çıktığım halde çok yoruldum. Buraya kaç yaşında insanlar çıkıyor? Ben gençken bu kadar yorulduysam artık tahmin bile edemiyorum yani. Şu an dağa çıktık, sabah namazını kıldık dağda. Bu da manzarası. Sevdağına çıktık, hemen sabah namazını kıldık. Burada arkamda görmüş olduğunuz da mağara. Çok güzel bir kokusu var içeri girdiğinizde. Çok küçük bir yer mağara, minnacık yani. Aşırı güzel kokuyor. İki rekat orada şükür namazı kıldık. Kılınıyor, kıldım, kılıyoruz. Çekiyorum. Sevdağına çıktık. Çok şükür Allah'ım, hamdolsun çıkabildim. Çıkması çok zordu ama çıkınca da
çıkmanın lezzeti, tarifi tarif edilemez, anlatılmaz, yaşanır derler ya, o şekil yani. Burada namaz kılmanın, buraya çıkmanın vermiş olduğu haz o kadar farklı bir şey ki, kelimelerle anlatamayacağım şekilde çok güzel. Sevdandayız. Örümcek Ağa'nın olduğu mağaranın girişi bu şekilde. Bayağı bir eğiliyorsunuz. O şekilde giriliyor. Beraber girelim. Hem çekip hem de gelmesi bayağı zor. Hadi seni yakalamışım fotoğrafçı. Sana zahmet. Örümcek Ağa'nın olduğu mağara. Ne? Çıktım, çıkabildim. Allah'ım çok şükürler olsun. Hamdolsun. Burası da başka bir mağara. Gelen koku o kadar güzel ki keşke kokuyu da size aktarabilseydim. Çok güzel bir koku var. Karanlıkta çıktık. Nasıl çıktığımızı bilemedik. Görmüyorduk basamakları tam. Şimdi basamakları görünce diyorum ki tövbe estağfurullah. Biz diyorum bu basamakları nasıl çıkmışız? Biz buraları nasıl çıktık diyorum. O derece yani. Bir de şunu gözünde canlandır. Da o mübarekler nasıl çıkmışlar? Canları pahasına. Evet. Bir de o var yani. Bir de onu canlandır gözünde. Ama o zamanki insan ile şimdiki insan dayanıklılığı falan da farklıdır yani. İman gücü var ya Cenab-ı Allah'ın elçi olarak. Kesinlikle öyle. Tamam. Seyton başından düşün. Onu kaldırabilir miydi? Yani, kaldıramazdı. Hayır. Rabbimin hikmeti ya. Biz şimdi elimize 30 kiloyu alıyoruz. 40 dediğine ihtiyoc. Aynen. Onun için güzel kızım aman kendinize, çevrenize, gençliğinize, attığınız adıma, seçtiğiniz arkadaşa dikkat edin. Lafımı geri alıyorum. Şuradan inmek çıkmaktan daha zor. Bacağım dizim tutmuyor, düşeceğim diye aklım çıkıyor ya. Şuna bakar mısınız? Böyle yokuş aşağı, bir de toprak. Asfalt da değil ve çok dik. Aralarda da kayalar var, taşlar var. Ayağın denk geliyor, kayıyorsun. Survivor'da bir tane kız vardı ya, kızın adını unuttum. Tipim dağılmış bu arada. Survivor'daki kız diyor ya, ben diyor bilseydim diyor bu kadar zor olduğunu gelmezdi. Yok ya, ben yine de gelirdim. Zor olduğunu bile bile geldim. Çünkü çok merak ediyordum, görmek istiyordum. Ve şimdi gelmezsem başka zaman ne zaman geleceğim? Gelmişken gelip görmek istedim. İyi ki de geldim, gördüm. Çok şükür Rabbim nasip etti. Tüm isteyenlere de Rabbim nasip etsin. Gel hakkı sığır pahsan. Lazım dar oldu. Hani? Dağın bitimine geldik. Dağın bitimine sabaha karşı böyle bir yer kurmuşlar. Tesbihler var. Bir de güvercinlere vermek için yem satıyorlar burada. Şu dağa çıktık. Çıkması o kadar zor ki. Do ek side pe de do. O burada bak numara. Tazgi. Hadi. Paner botol da anlam ki anlam. Haram. Ek akur haram. Akur. Şu da meyveleri sanırım. Kendilerine ait bir meyve. Ne bilmiyorum. Taş var. Taşlar var. Tesbih var. Gelin ne olacak Allah? Ne var ha? La la la, angar deşirme. La la la, angar deşirme. Angar deşirme. La la la,
Afa. Am ta lal da. Afa. Lal la la tikam. Afa lal la. Afa lonna. Otu lonna. Onet para peret ma. STC diye Arabistan'ın telefon hat markası var. Telefon demiş, hat markası var. Oradan hat aldık. Arabistan numaram diye bir şey geliyor. Şeyde internet çekmiyor. İnternet gerekiyor. O yüzden 65 riyale 10 gün şarabı. Parmak izi ve pasaportla, parmak izlerinizi alıyorlar, bir de pasaportunuzla işlem yapıyorlar. Pasaportsuz, parmak izsiz vermiyorlar kartı. Bir kişi de en fazla iki hat alabiliyor. Zemzem Tower'a giriş yapılıyor. Biraz da gezelim. Gelin bizi Tower'a şey verin. Ne abi ya? Çok mutluyum. Amca sen de bu dondurmadan tadına bak. Olmaktan korktuğum yerdeyim. Sephora'dayım. Par paletlerine baktım. Bir de parfümlere baktım. Bayağı bir parfüm baktım. Kardeşim parfüm istemişti. O yüzden parfüm almak için uğraştım. Fakat TL olarak ve Türkiye'de fiyatı daha uyguna geldiği için almaktan vazgeçtim. Çok güzel parfümler var. Hem kadın hem erkek. Türkiye'de bu kadar rahat ve kolay gezemiyordum. Şu an kokulara, çoğu şeye daha rahat bakabildim. Çok güzel kokular var. Erkek kokuları harika. Bakın. Make-up influencer olunca yani. Ümmedeyken böyle bir şey yapmak ne kadar doğru. Biraz nefse yönelik bir şey oluyor da. Yani benim de nefsim var. Sonuçta ben de insanım. Ve çok beğendim. Şu tartenin şunlar. Pigmentasyonları, renkleri o kadar iyi ki. Çok güzel. Ama fiyatları çok pahalı olduğu için alamadım.
çok güzel gözümde vesaire, yüzümde hiçbir şey uygulamadım. Çünkü herkes uyguluyor. Hastalık geçer, bir şey geçer. Bir de yüzüm çok hassas. O yüzden yüzüme hiçbir şey uygulamadım. Fakat elimde bile çok güzel. Gözlerimi elimden alamıyorum. Bu arada kalemleri bende kaldı. Sephora'nın kalemi. Neyse artık bu da benim. Bu şekilde servisler var. Otobüsler, bunlardan Kabe'ye gidip geliyoruz.